Allah başkanım nasıl anlatalım ki? Yani ülkenin durumunu biliyorsunuz. Evet, dümdüz anlat. Yani dümdüz anlatayım. Ama çünkü sizin sesinizin duyulmasını sağlamak. Biz 5 yıldan beri burada bir faaliyet sürdürmekteyiz. Evet. Yani artık ticaret yapmak Türkiye'de o kadar zorlaştı ki. Yani hele şu son 6 ay bir sene içerisinde yani kurumlara gelen zamlar, ham maddeye gelen zamlar. Yani artık biz tezgahın bu tarafından yani müşteriye bir şey söylemeye de utanıyoruz. Yani malın yani kağıtlılık iyice bitti. Elektriği ödeyemiyoruz, doğalgazı ödeyemiyoruz. Yani elektrik kaç geldi? Burası başkanım size şöyle söyleyeyim. Burası bir fabrika değil. Evet. Burası küçük bir işletme, küçük ölçekli bir işletme. Evet. 200 klima metrekare da yok. Burası, klima da yok klima, bu arada. Burası iki, açamıyorum klimayı. Klimamız var. Tabii, açamıyorum klimayı. Yok, açamıyorum. Buraya başkanım 50 bin lira elektrik faturası geliyor. Aylık. Buraya aylık 50 bin lira elektrik faturası. Burası holding değil, burası fabrika değil. Yani bu elektriğe gelen zam, suya gelen zam, doğalgaza gelen zam. Biz yani ne yapabileceğiz? Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Oo. Yani bu ülke nereye gidiyor? Biz artık işimizden çıkamıyoruz. Yani benim şu anda dükkanım ilanda. Ben devretmeye çalışıyorum. Burayı? Burayı devretmeye çalışıyorum çünkü artık altından kalkamıyorum. Evli misin oğlum? Evliyim, bir yıllık evliyim. Çocuk var mı? Çocuk yok. Çocuk yani burada 14-15 kişi çalışıyor. Eşimle beraber çalışıyoruz burada. Ha. Aileyle çalışıyoruz. Kardeşim, eşim, ben. Şimdi devredeceğiz. Nasıl? Ne yapacaksınız? Yani devredemiyoruz da. Devrettiniz. Ne yapacaksınız oğlum? Yani şu an zaten battık başkanım. Daha gemi ilerlemiyor. Hayır. Yani benim içeride var 150-200 bin lira elektrik borcum. Adamlar geliyor, elektrik enerjisi geliyor, keseceğim diyor. Anlayamadığım bir şey zaten. Yani Türkiye'de bu kadar barajlar yapıldığı söyleniyor. Bu kadar her tarafta pervaneler dönüyor. Yani biz hala nasıl dışarıdan elektrik alıyoruz? Neden elektriğe bu kadar fazla para ödüyoruz? Neden doğalgaza bu kadar fazla? Bangır bangır her yerde bağırıyorlar doğalgazın çıktığını konuşuluyor. Yani ben anlayamıyorum. Bu ülke nereye gidiyor? Biz bu gemiyi daha nasıl döndüreceğiz? Ben çözümleyemiyorum yani. Bakın ikna kliman var. Gayet güzel çalışıyor ama açamıyorum. Sıcakta duruyoruz. Ve burası pastane. Yani zarar görecek ürünler var. Yani bekliyoruz, seçim gelsin diye bekliyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Az kaldı. Elim terli başkanım, bahsettim. Ya, size. O ter, iyi ter. Tamam başkanım. O ter, iyi ter. Çalanların deri de iyi. Emek deri. Valla bir mağara mağara ağrıyor.